satılabilecek mi dünyaya diye tartışırken bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çocuktuk, kendi aramızda fısır fısır konuşurduk. Acaba bizim de ürettiğimiz bir araba olacak mı diye. Bakın ne günlerden ne günlere geldik dedi. Silivri'deydi, İstanbul'da çeşitli temaslarda bulundu İçişleri Bakanı. Hayattaki en büyük korkusunu paylaştı. Dedi ki Tayyip Erdoğan'ı kaybetmekten çok korkuyorum. Soylu'nun temasları sırasında bir kişi silahla kaymakamlık binasına girmeye çalıştı. Etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı o tanıdık bildik biri diye açıklama yaptı. Bizim çocukluğumuzda denirdi ki ya araba üretirsek iyi olur mu acaba araba. Yani evlerde bile vallahi billahi otomobil üretmenin fıs fıs konuşulduğu, acaba Amerika bir şeyle bizi beraber dinliyor mudur diyor, insanların ödünün patladığı bir Türkiye'den bugün kendi arabamızı ürettiğimiz bir Türkiye'ye oh be geldik ya. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çocukluğunu böyle anlattı. Burada imza almış oldum. İstanbul Silivri'deydi Soylu. Korkularından bahsetti. Ben açık söyleyeyim, Tayyip Erdoğan'ı kaybetmekten korkuyorum. Bu kadar çok, bu kadar net. Onun zamanında ne yetiştirebilirsek yetiştireceğiz. Biz Tayyip Erdoğan'ı kaybedersek, şunu çok net bir şey söyleyeyim. Sadece Türkiye değil, etrafımızdaki coğrafya. Sadece Türkiye değil, bize şöyle buruk kırarak kıvırarak bakanlar da kaybeder. Soylu Silivri'de temaslarda bulunurken kaymakamlık binası önünde bıçaklı bir saldırgan iki polisi yaraladı. Saldırgan bacağından vurularak yakalandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Soylu saldırgana ilişkin bilgi verdi. Bildiğimiz bir tip. Yani daha önce bizim bölücü önleme faaliyetleri BÖF'ün 2-3 sefer görüştüğü ve biraz... O zaman da tespit ettikleri akli dengesi yerinde olmayan ama son zamanlarda da bu Halis Bayancık denilen şu anda içeride bulunan bir gruba işte iltisak etmeye çalışan, oradan etkilenmeye çalışan bir tip, bilinen bir tip yani. Arkadaşlar gereğini yerine getirdiler. Bu arada Soylu kabine toplantısının ardından Mardin ve Gaziantep'te yaşanan 35 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazalarına ilişkin konuştu. İki şoförün arkadaş olduklarını tespit ettiklerini belirten Soylu, telefon kayıtları incelendi. Kaza öncesi telefonla konuşmadıkları tespit edildi dedi. Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu bugün. O suç duyurusunun ayrıntılarına bakacağız birazdan. Bu arada bir cinayet, daha doğrusu şüpheli bir ölümün haberini size duyurayım. İstanbul Sarıyer'de iş insanı İzel Bardavit, oturduğu sitenin otoparkında otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu efendim. Musevi iş insanı İzel Bardavit 47 yaşındaydı. Yakın bir arkadaşına bir saat sonra evime gel, beni bul, çocuklarım da sana emanet diye bir e-posta yolladı. Mesajı okuyan arkadaşı durumu polise bildirdi. Polisler İzel Bardavit'i otomobilin içinde silahla vurulmuş halde ölü buldu. Olay silahı da oradaydı. Polisin ilk incelemesi sonrası iş insanının canına kıydığı değerlendiriliyor ama olayla ilgili soruşturma sürüyor. Şüpheli bir ölüm olarak değerlendiriliyor. Şimdilik o kadarını söyleyelim. Bu arada İsrail Farsça Twitter hesabından ilginç bir karikatür paylaştı bugün. O karikatürü size de göstereyim. Karikatürde elinde Türk bayrağı ve İsrail bayrağı, üzerlerinde Türk ve İsrail bayrakları bulunan kişiler birlikte halay çekiyorlar. İranlıyı sembolize eden biri de bu durumdan endişeli. Hamaney'miş bu efendim. Hamaney yalnız kaldı diye paylaşmış İsrail Farsça Twitter hesabından bu karikatürü. İsrail ile Türkiye arasındaki normalleşme adımlarına atfen yayınlanmış, İran'a nazire yapan bir karikatür. Onu da göstermek istedim. Dış politikaya bakarız. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bahsettik madem. Hakkındaki suç duyurusunu da anlatmazsak eksik kalacak günün öyküsü. Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Soylu'yu görevi kötüye kullanma ve iftirayla suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben de bir mektup kaleme aldı eski Emniyet Müdürü. İçişleri Bakanlığı'ndaki kimi işlemlerin denetlenmesi gerektiğini söyledi.
Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, iktidara yönelttiği keskin eleştirilerin ardından yakın zamanda rütbeleri söküldü. Ama bunu bizlere yaptıramazlar. Hanefi Avcı, işlemin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede 5 madde saydı. Bir süredir İçişleri Bakanlığı'nda hukuka, yasaların tanımladığı görev, yetki kurallarına aykırı olarak işlemler yapıldığına dair emareler vardır diye yazdı. Rütbeleri geri alma kararında bu usulsüzlükler arasında olduğunu savundu. Sonra yeterli delili bulursa açığa iner. Avcı suç duyurusu dilekçesinde rütbeleri alınanlar haklarında FETÖ mensubu olduğu yolunda ciddi inandırıcı emareler olan kişiler değil dedi. Bakanlık ve yönetimi eleştiren kişileri cezalandırmak, emsallerine gözdağı vermek amacıyla rütbe sökme kararı alındığını savundu. Avcı dilekçesinde İçişleri Bakanlığı eleştiren bazı basın mensupları hakkında soruşturmaların hukukun gerektirdiği yetkili yargı ve emniyet birimlerinden gizlendiğini anlattı. Avcı'ya göre bu da İçişleri Bakanlığı'nın hukuka aykırı uygulamaları arasında. Türkiye'de maalesef soruşturma böyle yürütülüyor. Hanefi Avcı, Süleyman Soylu'nun bazı büyük yolsuzluk olaylarına karışan uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında soruşturma yapılan şüphelilere geçmişte makamında görüşmeler yaptığını yazdı. Soruşturma altında bulunan bazı şüphelilerin kaçması için haber salındığı yolunda yine basında yer alan iddialar olduğunu hatırlattı. Ama bu resmi makamlarda tek tek isimle yayınlanıyor, veriliyor basına. Hanefi Avcı, suç duyurusunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben bir mektupla kaleme aldı. Anayasanın ilgili maddelerini sayan Avcı, İçişleri Bakanlığı'nda yapılan işlemlerin incelenmesini ve denetlenmesini istedi. İlk bölümü tamamlamadan çok önemli bir kaybın haberini de verelim. Cumartesi günü vefat eden Civan Canova bugün son kez sahnedeydi. Civan Canova için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Törenin ardından da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı Canova. Olur olur, sen git. Sağ ol. Çiçek taksiden arkadaşa, pul yapraklarından arka sokaklara, aramızdan ayrılana kadar sayısız film, dizi ve tiyatro oyununda rol aldı. Civan Canova sevenleri önünde son kez sahnedeydi. Bir süredir tedavi görüyordu. 67 yaşında aramızdan ayrıldı. Canova için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de cenaze töreni düzenlendi. Allah rızası için. El-Fatiha. Ailesi kalbin kalbimizde, elin elimizde, daima ve sonsuza kadar yazılı çelengi bıraktı. Bunu bize yapmayacaktın birader. Törenin düzenlendiği salonda Civan Canova ile ilgili video gösterildi. Dostları onu anlattı. 48 yıllık arkadaşı Metin Belgin gözyaşlarını tutamadı. Böyle hitap ettik birbirimize. Bunu bize yapmayacaktın birader. Bunu bize yapmayacaktın sen. Sen o kadar ince, o kadar yüreği dolu, yüreği geniş, sevgi dolu bir insandın ki bizim yüreğimizi bu acıyı koyup gitmeyecektin birader. Civan Canova kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlandı. Çok önemli bir oyuncuyu yitirdi. Her şeyden önce iyi bir insanı yitirdi. Türkiye'ye yakınlarına sabır diliyoruz efendim. Son bir görüntü göğe bakalım, gelin birlikte bu bölümün sonunda. NASA James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği yeni görüntüleri paylaştı. İşte o yeni görüntüler. Bu görüntülerdeki gezegen Jüpiter efendim. Güneş sisteminin en büyük gezegeninin son ve en net görüntüleri bunlar. Bu son fotoğraflarla Jüpiter'in auroraları da ilk kez görüntülenmiş. Gezegenin etrafındaki ışık hüzmeleri ilk defa bu kadar net görülüyor. Renkleri de çok güzel. Jüpiter'in kuzey ve güney kutuplarının ötesine uzanıyor bu ışık hareleri. Güneş sisteminin en büyük gezegenini görüntüleyen James Webb Uzay Teleskobu'nun yeni çektiği görüntüler dünyaya ulaşmaya devam ediyor. Biz de şu koca evrende bir tek bizim, kendimizin var olduğunu